TVK ya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Geçtiğimiz günlerde Halk Gazetesi'ne yansıyan bir haberdi, özel haber. Çok da gündem oldu. Onunla ilgili de çok fazla yorum var sizlerden, anıt olayı. Tabii şimdi şöyle söyleyelim, Samsun Spor stadın önüne bir anıt yapacak. Bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Şu anda Balmumu heykelleri yapılıyor. Tabii, bittiğinde tabii. Stadın önüne muhteşem bir 20 Ocak anıtı yapılacak. Yıllardır özlemini duyduğumuz anıt. Onun dışında Samsun Büyükşehir Belediyesi de Millet Bahçesi içerisine bir anıt yapacak. Evet. Çok böyle sporu ve 20 Ocağı anlatmasa da yani adı 20 Ocak anıtı olacak. Evet. Bunun dışında bir de Samsun Spor Divan evet. Kurulu evet. Bir anıt yaptırmak için çalışma başlattı. Hatta şu anda ekranda gördüğünüz bu proje hazırlatıldı. Evet. Bunun için de yer aranıyordu dedim. Topu sana attım Caner. Ya şimdi bu Haziran ayında biliyorsun pandeminin zirve yaptığı zamanlar evet. Falan sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemler falan işte biliyorsun bir o ara Cumhurbaşkanımız Samsun'a gelmişti. Millet Bahçesi açılmıştı. O sırada işte daha önceden söz verilen bir oraya bir 20 Ocak anıtı yapılacaktı. Açılışta 20 Ocak anıtı olmayınca sormuştuk tabii Samspor anıtı nerede diye. Evet. Sonradan tabii gündem oluştu. Önce Başkan Yüksel Yıldırım çıktı. Dedi ki 20 Ocak anıtını biz yapacağız. 19 Eylül Stadyumu'nun önüne yapacağız dedi. Tamam eyvallah. Dernek yönetimini bu konuda görevlendirdi. Evet. Yöneticiler hala andan da çok yakından ilgileniyorlar bu konuyla ilgili. Hatta 20 Ocak'ta da açılış yapmayı bekleniyor. Hı hı. Sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı. Dedi ki Millet Bahçesi'ne 20 Ocak anıtını yapacağız biz. İşte proje dedi hazır falan filan. İşte 2017 yılında Canik Belediyesi'nin paylaştığı projeyi yeni projeymiş gibi biraz Sayın Başkan, aynı projeymiş gibi futbol severlerle işte Samsun halkıyla vatandaşlarla paylaştı. Sonradan Samsun Divan Kurulu biliyorsun Samsun'un çok böyle emektar böyle önde gelen isimleri Samsun için çok büyük emekler vermiş insanlardan kurulu bir divan kurulu var Samsun'un çok saygıdeğer evet. insanlardan. Bunların başkanı da Sadı Subaşı biliyorsun Sadı Subaşı yani Samsun için çok önemli bir çok evet. önemli bir değerdir. Önemli projeler kesinlikle. Geliştiriyorlar. Sadı Subaşı Halk Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı. Dedi ki biz de divan kurulu olarak karar aldık. Bir 20 Ocak anıtı da biz yapacağız. 30 senedir yapılmayan 20 Ocak anıtı hatta ben o zaman manşeti de şey attım. Birden 3 oldu diye attım no. anıt. İşte yani bir anda dedi işte 3 tane anıtımız olsun dedi. Yani ister buna 20 Ocak anıtı densin, isterse Samspor anıtı densin. Yeter ki Samspor'u simgeleyen bir şeyler olsun Samsun'da diye. Haziran ayıydı. Sadi Subaşı bu projeyi hazırlıklarına başladı. İş insanlarıyla görüşüldü. Divan kurulundaki yönetim kuruluyla görüşüldü. Proje taslağı hazırlandı. Her şey hazırlandı. Hı-hı. Aradan 6 ay sonra Sadi Subaşı ve yönetimi Sayın Başkan Mustafa Demir'in kapısını çaldılar. Yer için. Dediler ki biz projeyi hazırlattık. Projeyi de yönetmenim az önce ekrana verdi zaten. İzleyenleri bir daha verdik. Yine verdi. Görüyorsunuz üzerinde bir futbolcu var. Önünde futbol şehitlerimizin heykelleri var. Etrafında da taraftarlarımızın Balmumu heykelleri var. Aynen bu şekilde yapılacaktı proje. 7 metre uzunluğunda. Sayın Başkan'a Divan Kurulu önce dedi ki Cumhuriyet Meydanı'nda pardon Atatürk Parkı'nda hı hı. Cumhuriyet Meydanı'na bakan kısım Atatürk Parkı'na çok turist geliyor yerli yabancı oraya gelen onu da görsün. Samspor anıtını da görsün. Samspor tarihini görsün. Okusun. Önünde fotoğraf çekilsin. Samspor'a karşı sempatisi oluşsun. Eğer orası olmazsa biliyorsun bizim Hakkı abinin önerisiydi. Bu çok da konuşuldu. Altyapı evet. tesislerinin önüne yapılsın diye. Hakkı Yeşilgül'ün oyunculara önerisiydi. Rol model olsun. Oyunculara gelen oyuncular görsün. Altyapı oyuncuları diye. Hakkı Yeşilgül'ün önerisiydi. Bu öneriyi divan kurulu da masaya yatırmış. Sayın Başkanı Mustafa Demir'e bunu da ikinci bir seçenek olarak sunmuş. Zaten Futbol Akademisi'nin önünde bir Samspor simgesi var. Bayrak var. Bayrak var. Bir de logomuz var orada. Tabii logomuz eski mesela. Orada hala kırmızı logo duruyor. Biz beyaz logomuzu kullanıyoruz. O ayrı bir konu. Mesela oraya yapalım demişler. Sayın Başkan biz Millet Bahçesi'ne bir 20 Ocak anıtı yapacağız. Gerek yok demiş. Yani bu 20 Ocak anıtı olur. Samspor anıtı olur. Bu her ne olursa olsun Samspor için yapılmış, yapılacak bir proje. Yani burada bir
bir fikir birliğine varılması, yani bir ortak bir şekilde çalışılması. Orası olmazsa başka bir yer gösterirsin. Yani orası uygun değil dersin. Orası işte o kadar, yapamayız dersin. O yani kadar deplasmana tamamen kapıları kapatmak. O kadar deplasmana gidiyoruz. Gittiğimiz işte yerin meydanına indiğimiz zaman oradaki işte şehir kulübüyle alakalı bir simge mutlaka var. Bizim Cumhuriyet Meydanı'nda yıllardır yunuslar var. Ağızlarından su akıyor. Yani bizi mi simgeliyor bu yunuslar? Hayır, oraya onun yerine. Yani bir Samsun Spor mesela bu divan kurulunun önerdiği anıt bence çok mantıklı, oraya olabilirmiş. Veya o kadar büyük bir şey olmasa bile en azından Samsun Spor'u simgeleyen bir şey olabilir. Mesela işte bir Eskişehir'e gittik. Neredeyse bütün kavşaklarda Eskişehir Spor'un logosu var, bir şey var. Yani burada da bir şeyler olmalı yani. Kesinlikle. Yani ben bu konuda yani bu Samsun böyle ortak bir şekilde hareket edemiyor ve ben çok üzülüyorum ki burada yani ciddi bir şekilde 6 aydır bir çalışması yapılmış ve önüne bir proje konmuş. Sayın Başkan'ın bu konuda neden inatçı bir şekilde davrandığını, yani neden tamam yani sen bir 20 Ocak anıtı yapıyor olabilirsin Millet Bahçesi'ne söz verdiğin gibi, eyvallah. Yani yaptığınız 20 Ocak anıtı eleştiri de aldı. 20 Ocak'ı simgelemiyor. Yani 20 Ocak'ın nesini anlatıyor diye. Tamam yani. Ya ben o projeyi 7-8 yıl önce haber yapmıştım. O zaman bile haberi yaparken ya bu nasıl anıt demiştim kendi kendime. Ya 20 Ocak'ın neyini yani anlatıyor? Yani hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ben Divan Kurulu'nun projesini de çok beğendim. Çok güzel bence. Yani yer verilseydi iyi olurdu. Tabii şimdi rafa kaldırılmış. Yani rafa kaldırılmış ve ben mesela Sadı Sıbaşı ile telefonda konuştum yani. Sadı abi çok saygı duyduğum bir büyüğümüz. Yani o kendisi de yani hevesi kırılmış birazcık. Anladın mı? Hani birazcık bu konularda böyle gardı düşmeyip bu konularda mücadele vermeyi seven bir insan. Ama yani telefon konuşmamızdan ben anladım ki gardı düşmüş. Kim bilir neler konuşuldu yani, o toplantıda o zaman. Tabii neler konuşuldu. Yani üzülmüş. Yani bilmiyorum, ben böyle Samspor için bir şeyler yapmak isteyen, bu şehir için bir şeyler yapmak isteyen insanlara kapıların kapanması, sırt çevrilmesi, yardımcı olunmaması, yani bir yere varamayız bu şekilde ya. Gerçekten varamayız bu şekilde bir yere. Aynen öyle. Keşke, güzel de bir proje. Son bir kez daha ekrana verelim. Özellikle işte anıtın her tarafında işte kazada kaybettiğimiz futbol şehitlerinin de birer heykelinin olacak olması tabii anıtı daha da anlamlaştırıyor, bunu da söyleyelim. Yani belediyenin Millet Bahçesi içerisine yaptıracağı 20 Ocak anıtından daha güzel bir anıt gibi duruyor. Evet. Yani o da bir anıt, o da bir projedir. Hani onu karalamayalım, lekelemeyelim tabii ki buradan. O da bir proje. O oraya da olsun, başka bir yere de olabilir. Yani Samsun Spor anıtı illa şehrin bir yerinde olacak diye bir şey yok. Diyorum ya, yani Eskişehir'e gidiyorsun. Her kavşakta birkaç tane noktada her kavşakta Eskişehir Spor'un logosu var. Bir tane yapılacak diye bir kaydı yok ya. Aynen öyle. Yani bizde de olabilir. Şimdi taraftarlarımız Trabzonspor örneği vermişler. Trabzonspor'a gidiyor, her yer bordo mavi, her yerde bir şey var. Yani niye olmasın? Niye bu engellenmeye çalışılıyor? Bu da ilginç bir durumdur diyelim. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.